Referans koordinat sistemini kavrama. Animasyon hiyerarşisindeki bir diğer önemli kavram da referans koordinat sistemidir. 3D'de X, Y ve Z yönlerinde gridlerimiz olduğunu biliyorsunuz. Bu World koordinat sistemi, yani dünya koordinat sistemi olarak adlandırılan referans koordinat sistemidir. Örneğin eğer mu aracını seçip nesneyi dünya ekseninde hareket ettirirsiniz. Gördüğünüz üzere mu aracı da dünyanın eksenine hizalıdır. Şu anki dünya ekseninin yönü de her bir çalışma alanının sol alt köşesinde gösterilmiştir. Bu nesneleri çok kolay hareket ettirebileceğiniz World koordinat sistemidir. Fakat 3D'de birkaç koordinat sistemi vardır. Bu yüzden bir nesneyi hareket ettirdiğinizde veya çevirdiğinizde bu nesneyi döndürebileceğiniz değişik referans noktaları seçebilirsiniz. Örneğin rotate aracını seçelim. Buradaki döner masayı tutalım ve çevirelim. Bunu birkaç yönde çevirebilirsiniz. Omuz nesnesini seçelim. Baş aşağı çevirelim. Eğer fark ettiyseniz döndürme amacımız hala World ile hizalıdır. Burada gördüğünüz döndürme aracı hala World ile hizalı. Çünkü bu nesnenin aşağı doğru eğilmesini istemiyoruz. Burayı biraz yakınlaştıralım ve bunu köşegen boyunca döndürmek isteyelim. Böyle yaparsak garip ve komik bir yönde ilerleyecektir. İstediğimiz şekilde düz olarak döndüremedik. Döndürme aracı hala dünya ile hizalıyken nesnemiz değildir. Burada nesnemizi kendi referans çizgisiyle uygun olarak döndürmek istiyoruz. Diğer türlü ifade edersek, dünya uzayında bu nesneyi kendi uzayında hareket ettirmek istiyoruz. İşte burada değişik referans sistemleri gerekmektedir. Ana araç çubuğunda transform yani dönüşüm aracının yanında normalde geçerli olan view yani görünüm yazan listeyi göreceksiniz. Buradan referans koordinat sisteminizi seçebilirsiniz. Her bir dönüşüm için referans koordinat sistemi yapışkandır. Eğer döndürmek için başka bir referans noktası seçerseniz bu mu aracının ayarlarını değiştirmeyecektir. Buradaki istediğimiz döndürmeyi yapmak için gerekli olan local yani yerel koordinat sistemidir. Yani local koordinat sistemi nesnenin uzayındadır. Local koordinatlardaki rotate aracıyla herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşmadan dönüşü kontrol edebilirsiniz. Örneğin buradaki bilek nesnesini seçerseniz doğru olarak döndürebilirsiniz. Bunu geri alalım. Eğer view koordinat sisteminde kaldıysanız bunu yapmanıza imkan yoktu. Bunun yerine değişik şeyler yapardınız. Neredeyse her zaman dönüşlerde istediğiniz kontrolü sağlamak için local koordinat sistemi olmalısınız. En temel olanları sizin de çalışacağınız view, world ve local'dır. Hızlı olarak size bunlardan bahsedelim. Mu aracına giderseniz burası tekrar view olacaktır. View koordinat sistemi nedir? View koordinat sistemi çalışma alanının uzayıdır. Üst görünümden gördüğünüz üzere hareket amacımız Y'yi yukarı doğru, X'i sağa doğru gösteriyor. Burada da aynı şeyi görebilirsiniz. Bu world'ün mutlak uzayıdır. Bu durumda üst görünüme baktığımızda view koordinat sistemi ile world koordinat sistemi aynıdır. World koordinat sistemi mutlaktır. View koordinat sistemi ise hangi görünüşü görüyorsanız onunla alakalıdır.
Eğer ön görünüşe bakarsanız, Z'ye basarsanız zoom yapabilirsiniz. Bir kez daha View koordinat sisteminde X'in sürekli sağ tarafı gösterdiğini ve Y'nin de yukarı gösterdiğini görebilirsiniz. Fakat bu World koordinat sisteminde gerekli olmaz. Aslında View koordinat sistemi perspektif, yani perspektif görünümde değilseniz ekran uzayını idare eder. Eğer perspektif görünümdeyseniz ve View koordinat sistemini seçtiyseniz bu durumda World koordinat sistemi geçerlidir. World koordinat sistemini seçebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir görünümü sağ tıklar ve nesneyi seçerseniz sol alt köşede görüldüğü üzere dönüşüm aracı her zaman World koordinat sistemine hizalıdır. Genelde nesneleri hareket ettirirken View koordinat sistemini veya World koordinat sistemini kullanırız. Fakat nesneyi çevirirken genelde Local koordinat sistemini kullanırız.